söyle bakalım. Pazara giderim, bir yoğurt alarım. Pazara gidip bir yoğurt alıp ne yapalım? Hapır 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 yiyelim. Pazara giderim, bir elma alalım. Pazara gidip bir elma alıp ne yapalım? Hapır 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 yiyelim. Çok teşekkür ediyorum. Fatıma, senin en sevdiğin yemek ne? Pirinç pilavı, yoğurtlu çorba, tarhana çorbası. Başka bir şey yok. Annen güzel yapıyor mu bu yemekleri? Evet. En güzel yaptığı yemek annenin hangisi? Bir de köfte var. Oo, güzel yapıyor mu? Annene mutfakta yardım ediyor musun? Neler yapıyorsun mesela yardım ederken annene? Pirinç, kek yapıyoruz, puding yapıyoruz. Çok güzel. Teşekkür ediyorum sana ben. Buradan selam söylemek ister misin arkadaşlarına? Evet. Kimlere? Sınıf mevcudunu sayarmış sayın seyirciler. Yok öyle bir şey. Hadi. Herkese selam söyle bakalım. Arkadaşlarıma... Öpüyorum de. Kameraya öpücük gönder. Hepinizi öpüyorum arkadaşlarım de. Hepinizi öpüyorum arkadaşlarım. Teşekkür ediyoruz. Hicran Hanım, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hicran. Soyadım Acar. 26 yaşındayım. Dinar doğumluyum. Ev hanımı mıyız? Ev hanımıyım, evet. Çok güzel. Zaten en zor meslek ev hanımlığı galiba. Evet, evet. Nasıl geçiyor günleriniz? Çok iyi, gayet güzel geçiyor. Kızımla ilgileniyorum. Anaokuluna gidip geliyoruz işte. İlgili bir annesiniz belli zaten. Çocuğu takip ediyor musunuz? Evet. Nelere dikkat ediyorsunuz özellikle onun beslenmesinde? Beslenmesinde gayet hani öğünlü yemek veriyorum. Aralarda öyle çok bakkal tarzı şeyler vermek istemiyorum. Devamlı hani kıyafetiyle temizliğiyle çok ilgilenirim. Özellikle temizliğine. Devamlı ellerini yıkattırırım hani. Öğretmenim, zaten öğretmenimiz de diyor yani. Fatime çok temiz bir çocuk diye. Yani gayet özellikle en çok dikkat ettiğim yeme içme temizliği. Kesinlikle. Kişiliği, anlaşması. Gayet iyi ya, benle falan iyi anlaşıyor, babasıyla öyle. Takip edince de zannediyorum ki onun gelişimine daha olumlu katkılarda bulunuyorsunuz. Evet. Bu çok güzel. Peki mutfakta nasılsınız Hicran Hanım? Neler yaparsınız, neler pişirmeye özen gösterirsiniz? Fatma Hanım, ben 20 yaşında evlendim. Maşallah, erkenden. Evet, genç anne oldum. 21 yaşında anne oldum. Gerçekten hani her şeyi yapabiliyorum. Annem beni küçükten öyle yetiştirdiği için. Sarma, dolma, hepsi yani, sulu köfte, nasıl söyleyeyim, her şeyi yapıyorum. Hazır yemekler, çorbalar olsun, böyle hazır yemekler olsun, yok, daha mı az giriyor mutfağınıza? Hazır pek kullanmıyoruz hani. Neden? Ya karşıyız hani, kayınvaliden falan hep genelde senelik tarhanamızı, bulgurumuzu, kendi değirmenimiz var, organik hani öğütüyoruz. Eşim un bulgur yapıyor. Bize dinarda müzekkerler, hasun değirmeni derler. Babadan oğula kalma. Genelde eşim üretiyor. Yani hiç hazır kullanmıyoruz. Çok güzel, takdir ettim. Herkes örnek almalı, evet, bence. Hani şimdi hanımlar ben daha çok... Genelde hani ne margarin tarzıdır, o şeyler kullanmam, yedirmem. Genelde hep kendim hani yapabildiğim kadar uğraşıyorum. Elimden geleni yedirmeye çalışıyorum. İşte. Ama şimdi bayanların iş hayatına girmesiyle birlikte evde geçirilen zaman süresi ne yazık ki azaldı. Hanımlar da hani çok pratik olsun, çabuk olsun, doyurucu olsun diye hazıra yönelebiliyorlar ama çok hata yapıyorlar tabii. Evet. Hem kendileri için hem de çocuklar, evet, için. Bu şekilde uğraşılar olsa daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Evet. Bugün de sizin o hanımlara bir öneriniz olacak galiba, güzel bir yemek tarifi. Nedir yemeğimizin adı? Bugünkü yemeğimiz topalak çorbası. Çoğu yörede analı kızlı diye geçiyor. Biz dinarda topalak çorbası diyoruz. Nenelerimizden falan kalma. Annemden öğrendim ben de. Annem, kayınvalidem yani, hep burada doğup büyüme olunca onlardan öğrendim. Yani öyle yapıyorum. Lezzetli, doyurucu bir yemek. Doyurucu. Lezzetli. Ne sıklıkla pişer dinar mutfaklarında? Biz haftada falan yapıyoruz yani. Genelde. Oo, harika. Çok seviyor. Malzemeleri nelerdir topalağın? Malzemelerimiz
ikisi karar olması lazım. Mesela bir bardak un koyuyorsak bir bardak ince bulgur koyuyoruz, kısırlık. Bir baş soğan rendeliyoruz, baharat koyuyoruz, kuru nane. Onların hepsini biraz su, tuz, hepsini bir yoğuruyoruz. Tek tek döküyoruz yani, yuvarlıyoruz. Una batırıyor musunuz tekrar? Yok, hayır. Herhangi bir sos hazırlıyor musunuz? Sos hazırlıyorum, evet. Sosu nasıl hazırlıyorsunuz? Yağ, salça. İsteğe göre tereyağı da konuluyor. Ağır olmasın diyenler tereyağı koymuyor. Öyle. Peki pişirmesi? Pişirmesi yarım saatte pişiyor. Gayet bir lezzetli yemek hani eskiden. Sıcak suya falan mı salıyoruz? Yok, Fatma Hanım, önce su kaynıyor. Salçalı su yapıyorum. Su kaynadıktan sonra topalaz bırakıyorum içine. Yarım saat pişiyor. Dağılmadan. Dağılmıyor, hayır. Evet. Yumurta falan katmadığımız halde dağılmıyor. Yumurta mu? Koymuyorum, hayır. Anladım. Çok da güzel oluyor. Kimi hani etli yapıyor, kıyma koyuyor. Kıyma koyarsanız yumurta kırılıyor içine. Ama bu etsiz. Etsiz, evet. Ve doyurucu bir yemek. Evet. Salça falan katıyoruz ama yoğurt eklemiyoruz herhalde. Piştikten sonra katıyor muyuz? Katmıyoruz. İsteyen yerken koyuyor, istemeyen koymuyor. Bu şekilde de yapılabilir. Peki. O zaman ben sizin sohbetinize teşekkür ediyorum. Sohbetinize doyum olmayacak ama yavaş yavaş Sayın Selcan mutfağa doğru geçelim. Mutfakta da herhalde güzel bir şekilde yemeğimizi yapacağız. Hicran Hanım yanımızda, güzel mi güzel kızı da bize eşlik ediyor ve Topalak için de malzemelerimizi verdik. Bir kez daha izleyicilerimize Hicran Hanımcığım tekrar edelim. Topalak yemeği için malzemelerimiz neler ilk aşamada? Bir bardak ince bulgur, bir bardak un, bir baş soğan, kuru soğan. Ama onu rendeliyoruz. Evet, rendeliyoruz. Kuru nane, kırmızı biber, karabiber, kimyon. Tuz biraz, su. Hepsini yoğurup yuvarlayacağız şimdi. İlk neden başlayacağız? İlk bulgurdan başlayacağız. Buyurun, ben bulguru veriyorum. Bulgurumuzu sayın seyirciler döktük. Sonra unumuzu koyuyoruz. Sonra soğanımızı koyuyoruz. Eldiven kullanmak bence gereksiz. Çünkü ellerimizi güzel bir şekilde yıkadık. Tırnaklarımız da kısa olduktan sonra. Evet. Biraz böyle acı seviyor muyuz Hicran Hanım? Genelde hep öyle yapıyorum, evet. Acı çok severim. Faydası ne ki acının, değil mi? Hiç baktınız, araştırdınız mı? Ya kanseri önlüyor. Mide rahatsızlığını gideriyor duyduğum kadarıyla. Güçlendirir de mideyi. Ben çok seviyorum. İştah açıcı. Evet. Şimdi kimyon koyuyorum. Nanemizi koyduk. Sıra karabiberimizde. Pardon, kırmızı biberimiz de. Tabii o kadar çok baharat olunca bazen hatlar karışabiliyor. Biraz tuz koyuyoruz. İsteğe bağlı değişiyor tabii, az koyuyoruz tuzu. Üç beyazdan uzak durmak mı gerekiyor? Evet, bence de. Biraz su koyacağım, yoğuruyorum. Şimdi. Yağ ilave etmiyor muyuz? Yok, hayır. Oo, çok güzel bir yemek sayın seyirciler. Yağ yoksa kilo da yok. Bakmayın buradaki tahıllara. Yağ en çok kilo aldıran zannediyorum ki şey, değil mi? Evet. Pişirirken koyacağız yağını, salçasını. Ama şimdi böyle olacak. Evet, böyle. Ben ayakta dura dura yoruldum. Sen otur o zaman. Tamam, sandalyeyi getireyim de. Hala kadrajda kalmaya niyetli bu kadar ekranı seven bir kızımız sayın seyirciler. Değerli izleyenler, topalağımızı yoğurduk, uzun uzun yoğurduk ama Hicran Hanım neden bu kadar çok yoğurduk? İyice özleşmesi için, daha kolay dökülmesi için, yoğurdu. Birbirine geçmesi için, evet, yoğurduk. Kıvama geldiğini nereden anlayacağız ki? 15 dakika yoğurduk. Saat tutarlarsa bu iş olur diyorsunuz. Evet. Peki ara ara da su verdik kıvam tutturmak için. Kıvamı nedir?
kıvamı bir parça alıp elimizle test ediyoruz. Hı-hı. Bir test edelim mi? Daha sonra tabii ki. Tekrar ben tabak mı yapacağız? Evet. Evet. Bu olmuş. Küçücük. Hanım. Evet. Evet. Böyle. Anne, eline sağlık. Çok harika. Güzel. Bunu şimdi bir kase dökeceğiz. Evet. Bir kaşığa 40 tane mi gelmesi gerekiyor? Fark ederler ya, işte mantının özelliği budur, bir kaşığa 40 tane gelince o kız evlenecek, yaşa gelmiştir, olgunlaşmıştır falan diye de böyle söylenir. Evet. Bunu şimdi altına unlayacak mıyız? Tepsimizi unluyoruz. Evet, bunun amacı nedir? Tepsimizi yapışmaması için. Hı-hı. Daha rahat tenceremize salalım diye. Hı-hı. Tepsimizi unluyoruz. Çok az, öyle çok unlu değil. Kameraman arkadaşım da zaten şöyle ben göstereyim, o da görmüştür Tahsin Bey. Gördüğünüz gibi azıcık. Kapalağımızdan koparıyoruz. Başlıyoruz dökmeye. Ben nohut tanesi büyüklüğünde döküyorum. Hı-hı. İsteğe bağlı Fatma Hanım. Hı-hı. Hani herkes hani ben istediği şekil dökebiliyor. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi topalaklarımızı güzel bir şekilde aynı boyutta Ayşe Hanım, ben ve Hicren Hanım yaptık, bitirdik. Şu an ocağımızın başına geldik ve artık sosunu hazırlayarak son aşamamıza tamamlayacağız. Küçük bir tenceremizi aldık. Şimdi ne yapacağız Hicren Hanım? Şimdi topalağımızı pişirme vakti geldi. Hı hı, bekletme falan yok, hemen yaptık, yok, bitti, evet, yapabiliriz. Evet. Şimdi pişirmeye başlayacağız. Nasıl pişireceğiz? Önce yağını koyuyoruz. Hı hı. Sonra bir kaşık salça koyuyoruz. Salçayla yağ kavrulduktan sonra? Sıcak suyunu döküyoruz. Neden sıcak su? Genelde hep hani çabuk kaynasın diye sıcak su kullanıyorum. Soğuk suya koyarsak dağılabilir mi? Yok, olmaz. Sıcak suya koymamız gerekiyor. Kesinlikle şart. Evet. Su ne kadar koyacağız? Göz kararı mı? Göz kararı. Hı-hı. Evet, topalağa göre su koyuyoruz. Hı-hı. Yaptığın topalağa göre. Ne çok ne az? Evet, orta karar olmuş. Tuz koyacak mıyız suyuna? Yok, koymuyorum ben. Tuzsuz. Bu şekilde evet, pişecek. Şey koymuştuk ya topalağın. Evet, salçamız da kendi ev salçamız olduğu için. Domates salçası yine. Domates salçası. Tuz da olduğu için suyuna tuz koymuyorum. Peki, hadi bakalım ne yapalım? Tahsin Bey ile Hicran Hanım baş başa bırakalım. Harika bir şekilde pişirme aşamasına geçsinler.
Sayın seyirciler, topalaklarımızı da saldık. Oh ne güzel, kapağını da kapattık. Ne zaman hazırlanacak Hicran Hanım? 15 dakika sonra hazır topalağımız. Kapağını kapattık, dağılmasın ya da taşmasın. Yok, kapalı daha rahat pişiyor. Hı hı. İsteğe ve arzuya göre kuru biber de koyuyoruz. Böyle sade de oluyor. Hı hı. Arzuya göre değişiyor artık. Evet. Değerli izleyenler, şimdi de topalak çorbamızı pişirdik, dinlendirdik ve aldık masamıza. Ne yapacağız? Şimdi tadına bakacağız. Servis yapacağız. Evet, servis yapacağız. Hiçbir şey katmamıza gerek yok, evet. Değil mi? Koyuyorum şimdi. Ben şimdi. Tadına siz bakacaksınız. Oh, oh, vallahi çok güzel görünüyor nohutlar da içinde. Evet. Anne, sen çok güzel. Biber de kattık. Evet, koyayım onu da. Oh, oh, çok güzel. Bunun şeyi, suyu sanki tarhana çorbasını andırıyor gibi değil evet, mi? Evet Fatma Hanım, şöyle ben size vereyim. Çok teşekkür ediyorum. Kameraman arkadaşıma önce bunu bir gösterelim. Sayın seyirciler, yok böyle bir lezzet. Gerçekten acısını çok güzel tutturmuşsunuz. Evet. Gerçekten çok güzel. Elinize yüreğinize sağlık. Afiyet ben çok teşekkür olsun. Ediyorum bugün bize zaman ayırdığınız için. Elinize emeğinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar bekleriz yine. Bizi izleyicilerimize son olarak neler aktarmak istersiniz? Hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. Zaman ayırıp bizleri izledikleri için. Özellikle en çok size teşekkür ediyorum. Bizim dinar yemeklerimizi çektiğiniz için, lezzetlerimizi sunduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne demek efendim? Rica ederim. Evet sayın seyirciler, bugün dinarda, dinar merkezde, Acar ailesinin evinde birbirinden güzel hanımefendilerle birlikte ellerini, emeklerini, sevgilerini kattılar. Güzel bir şekilde yöremize ait muhteşem yemekleri ekrana taşıdılar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum ve kendilerine yürekler dolusu sevgiler gönderiyorum. Bugünlük de Lezzet Diyarı programından bu kadar diyorum. Ağzınızın tadı kaçmasın. Hepinize sağlık, mutlu günler dileyerek programımıza son veriyoruz. Başka bir Lezzet Diyarı programından, farklı bir diyardan, farklı lezzetlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.